Herkese merhaba. Ben Doktor Burak. Bugün textbook nasıl okunur bundan bahsedeceğiz. Textbook Türkçede tam karşılığı olmamakla birlikte kısaca ders kitabı diyebiliriz. Ama genel tanım itibariyle bir konu hakkında içinde detaylı bilgilerin ve tanımlamaların olduğu kitap şeklinde anlamı var. Bizim tıp fakültesinde kullandığımız belli başlı textbook'lar var. Robbins Patoloji, Guyton Fizyoloji, Schwartz Cerrahi, Harper Biyokimya, Harrison Dahiliye gibi belli başlı textbook'larımız vardır. Bunlar en temel textbook'lardır. Tıp fakültesi okurken mutlaka okumamız gereken bazı textbook'lar vardır. Bunlardan diğer bir videomda bahsetmiştim. Ya da tıp okuduktan sonra belli bir alanda uzmansanız Yine bu alanla ilgili belli başlı textbooklar vardır. Yine bilgileri öğrenebileceğiniz, tanımlamaları öğrenebileceğiniz, kendinizi geliştirebileceğiniz textbooklar vardır. Örneğin benim için genel cerrahi açısından Schwartz cerrahi ve Sabiston cerrahi en temel iki tane textbooktur. Yine bunların dışında da çok sayıda textbook vardır elbette. Ama bu ikisi en temel iki cerrahi textbookudur. Bu textbooklar çoğunlukla binlerce sayfadan oluşmaktadır. 2000 3000 4000 sayfayı bulan textbook'lar vardır. Ve bu textbook'ları okumak bizim gözümüzde büyüyen bir olaydır ve bizi zorlayan bir olaydır. Bu textbook'ları nasıl okumalıyızla ilgili bazı araştırmalar yaptım ve çıkardığım sonuçları sizlerle paylaşmak istiyorum. Textbook nasıl okunur? Öncelikle textbook okuma amacınızı belirleyin. Sınavlarda başarılı olmak mı? İşinizde profesyonel olmak mı? Bir konuyu öğrenmek mi? İkincisi düzenli olarak her gün okumaya çalışın. Kendinize hedefler belirleyin. Bugün 10 sayfa okuyacağım ya da bugün 15 dakika okuyacağım ya da bugün bir chapter'ı bitireceğim gibi hedefler belirleyin. Yoksa tek seferde, tek bir oturuşta tüm kitabı okumak mümkün değildir. Okuduğumuz şeyleri dümdüz okumayın. Bunları bildiğiniz diğer bilgilerle karşılaştırın ve birbirleriyle bağlamaya çalışın. Bu bilgi ne işime yarayacak? Bu bilgiyi ben nerede kullanacağım diye sürekli kendi kendinize sorun. Diyelim bir chapter okuyacaksınız. Öncelikle ana başlığı okuyun. Sonra alt başlıkları okuyun. Sayfaları çevirin, bütün alt başlıkları okuyun, bütün başlıkları okuyun. Kalın ve italik yazılmış bütün yerleri okuyun. Böylelikle o chapter'da size neler anlatılmak istendiğini önceden bilmiş olursunuz. Okuma sırasında kendi kendinize neden, nasıl, niçin gibi sorular sorarak zihinsel olarak aktif kalmanızı sağlayabilirsiniz. Bu neden böyle oldu? Bu niçin böyle oldu? Bu bağlantı nereden geliyor? gibi kendinize sorular sorun. Bilmediğiniz kelimelere, cümlelere mutlaka sözlükten bakın. Kendinize notlar tutun, o bölümün özetini çıkartın. Okuduktan sonra ne okuduğunuzu hatırlamaya çalışın. Notlarınıza göz gezdirin. Çıkardığınız özete bakın. Hatırlamadığınız kısımlar olursa tekrar geriye dönüp o bölümlere göz gezdirebilirsiniz. Anlamadığınız yerlerle ilgili daha ileri okumalar yapabilirsiniz. Daha başka kitaplardan o bölümle ilgili, anlamadığınız bölümle ilgili okumalar yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.